Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 11. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlıkta konuların daha iyi pekişmesi için örnek sorular çözeceğiz. Evet, önce vektörlerden başlıyoruz. Aynı düzlemdeki vektörler için eşitliklerinden hangileri doğrudur? Birinci öncül m eksi n vektörünün büyüklüğü l vektörünün büyüklüğüne eşittir diyor. Mutlak değer içerisinde olduğu zaman vektörün yönü doğrultusu önemli değildi sadece büyüklüğü önemli. m eksi n m vektöründen n'yi çıkartacağız. Vektörü çıkarmak demek ters çevirip toplamak demek. N vektörünün normalde oku aşağı doğru olmasına rağmen yönünü ters çeviriyoruz. Aynı doğrultu ve aynı büyüklükte olacak şekilde M eksi N. Sonra başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimiz bu vektörün büyüklüğü bir birim. L vektörünün büyüklüğü de bir birim olduğu için birinci öncül doğru. İkincisi L artı M eşit N. L vektörünün ucuna M'yi getirdiğimizde dışarı çıkacağız. İlave kare çizebiliriz ama onun yerine hangi vektörü hangi vektörün ucuna getirdiğimiz önemli değil. M'den de başlayabiliriz. M vektörü artı L yönü doğrultusu aynı olacak şekilde taşıdık. Sonra başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimiz bileşke vektör bakın N vektörü ile hem yönü, doğrultusu, şiddeti aynı olduğu için eşittir, doğru. Bir vektör skaler sayıyla çarpılıp bölünebilir. Önce üçüncü öncül için k eksi l vektörünü bulalım. k'dan l'yi çıkartacağız. Çıkarmak demek ters çevirip ucuna getirmek demek. k eksi l. Başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimizde bize bileşke yukarı doğru bir birim. Bu vektörü eksi 2 ile çarptığımızda 2 ile çarptığımızda 2 birim olacak. Eksi 2 olduğu için ok yukarı doğru değil de aşağı doğru olacak. Bakın bu vektörün eksi 2 katı m'ninkine eşit. Çünkü m'de ok aşağı doğru. Normalde bu bileşke vektörde yukarı doğruydu. Eksi 2 katı m vektörünü veriyor. Evet, vektörlerle ilgili başka örnek çözüyoruz. Şekildeki kübün bir kenarı A'dır. K eksi 2 n artı L artı M vektörü bileşke vektör olduğuna göre bileşke vektörün büyüklüğü kaç A'dır? Şimdi K eksi 2 n'yi bulmak yerine buradaki vektörlere bakıyorum. Öncelikle buradan şunu bulalım. L artı M artı K'yı bulalım. Bu vektörden 2N'yi çıkartalım. L vektörümüz bu. M vektörünü ucuna taşıyorum. L artı M. Sonra K aşağı doğru bir birim. Getiriyorum K'yı. Bakın başlangıç noktamız burasıydı. L artı M artı K. Sonra eksi 2N diyor. Normalde N eksi x yönündeyken eksi yönde dediği için 1N burası. Bir N daha getiriyorum. Eksi N olduğu için. Başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimizde bileşke bu vektörü verecek. O zaman burası bir kenara. N'nin büyüklüğü de A. Araları 90 derece olduğu için bileşkenin büyüklüğü ne kadar olacak? Kök 2A. Başka örnek 3, 7, 5 Newton büyüklüğündeki 3 kuvvetin bileşkesinin en büyük değeri R1, en küçük değeri R2 olduğuna göre R1 ve R2 kaç Newton'dur? Kuvvetlerin bileşkesinin en büyük değeri kuvvetler aynı yönlü olduğu zaman yani aralarındaki açı 0 derece olduğu zaman bulunur. O yüzden en büyük değeri bulmak için kuvvetleri topluyoruz 15 Newton. En küçük değeri ise 3 Newton 7 Newton'un bileşkesine R diyelim. R'nin değeri toplamlarına eşit ya da küçük 3 ile 7'nin toplamı 10 ya da farklarına eşit ya da büyük olabilir. Çünkü iki kuvvetin bileşkesi farklarından küçük toplamlarından büyük olamaz. 3 ile 7'nin bileşkesinin en küçük değeri 4, en büyük değeri 10'dur. Aradaki her değeri aralarındaki açıya göre alabilir. Dolayısıyla aralarındaki değer 5 Newton da olabilir. Yani 3 ile 7 Newton'u öyle ayarlamam lazım ki birisi 3 Newton, diğeri 7 Newton bileşkeleri 5'i verecek. Diğer 5 Newton'luk kuvveti de tam tersine yerleştirdiğimde iki kuvvet birbirine eşit olup zıt yönlüyse bileşkeleri sıfır olur. Yani ara 3 kuvvetin bileşkesinin en küçük değeri de sıfırdır. Evet başka örnek yapıyoruz. Şekil 1'deki P noktasal cismi F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisiyle harekete geçtikten bir süre sonra şekil 2'deki kuvvetlerden Hangi ikisi daha uygulanırsa cisim sabit hızlı hareket eder. Bir cismin sabit hızlı hareket etmesi için cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması gerekir. Önce bu üç kuvvetin bileşkesini bulalım. F1, F2 ucuna getiriyorum. Yönü ve doğrultusu aynı olacak şekilde. Kuvvetleri uç uca eklerken İki ok üst üste gelmeyecek. Birinin bittiği yere diğerinin başlangıcı gelecek. F3'ü de F2'nin bittiği yere taşıyorum. Yönü ve doğrultusu aynı olacak şekilde. Bu da F3. Başladığımız yere geri dönmemiz için bize şu kuvvet gerekli. Bileşkenin sıfır olması için. Buradan hangi iki kuvvetin bileşkesi bu F'i verecek diye bakacağım. Bakın 2 ile 4'ün bileşkesi 2'nin ucuna 4'ü getirdiğimizde başlangıçtan bitişe doğru bileşki f'i veriyor. Dolayısıyla bu 5 kuvvetin bileşkesi 0 olduğu için cisim sabit hızla hareket edebilir. Cevap 2 ve 4. Şekildeki kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton'dur? Öncelikle 10 Newton'u bileşenlerine ayırıyoruz. Bir bu bileşeni var y ekseninde bir de x ekseninde bileşen var. x eksenindeki bileşeni 10 çarpı açının komşusu olduğu için kosinüs 53. Bunun değeri de ne kadar? 0,6 olduğu için 6 Newton. Bu bileşen 53'ün karşısına eşit. Karşısı olduğu zaman sinüs kullanıyoruz. 10 çarpı sinüs 53. 0.8 olduğu için bu da 8 Newton. Yani sağa doğru 6 Newton var, yukarı doğru 8 Newton var. Bileşenlerini ayırırken 37 53 90 üçgenini sinüs kosinüsü kullanmayı sevmiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. 37 53 90 üçgeni 3 4 5 üçgenidir. 37'nin karşısı 3'ün katları, 53'ün karşısı 4'ün katları, 90'ın karşısı da 5'in katları olacaktır. Burada 53'ün karşısı büyük olan 4'ün katı olduğu için 8, 37'nin karşısı da 3'ün katı olduğu için 6 Newton bulunur. Şimdi bileşke kuvveti bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Aynı yönlü olanları toplayacağız. Zıt yönlü olanı çıkartacağız. Bakın y ekseninde yukarı doğru 8 Newton, aşağı doğru 10 Newton var zıt yönlü oldukları için çıkartıyorum. Aşağı doğru 2 newton. 6 newton 8 newton da zıt yönlü olduğu için çıkartıyorum. Büyük olanın yönünde 2 newton. Bir de burada kullanmadığımız 2 newton var. Burası 60 derece ise burası 30 derece. Burası da dik. Şimdi arkadaşlar 2 Newton, 2 Newton ve aradaki açı 120 derece. İki kuvvet birbirine eşit olup aradaki açı 120 derece ise bileşke bu kuvvetlerden birisine eşittir ve açı ortayın üzerindedir. 2 Newton 120 60-60 bölecek. Burada 30 olduğu için burası da 30. Şimdi elimizde artık sadece 2 tane 2 Newton kaldı. Aralarındaki açı da 30 derece. İki kuvvet birbirine eşit olup aradaki açıda 30 derece ise bileşke bu kuvvetlerden birinin kök 3 katına eşittir. Evet arkadaşlar şimdi bağıl hareketle ilgili örnek çözüyoruz. Aynı doğrultuda hareket eden KLM hareketlilerinden K'nın L'ye göre hızı doğu yönünde 10 metre bir saniye olduğuna göre M'nin K'ya göre hızı hangi yönde kaç metre bölü saniyedir? Öncelikle hız zaman grafiğinde zaman ekseninin üzerinde hareketli artı yönde gidiyorsa zaman ekseninin altındayken eksi yönde gider. Yani k hareketlisi artı yönde 2v hızıyla gidiyor. L hareketlisi artı yönde v hızıyla gidiyor. M hareketli ise eksi yönde eksi v hızıyla gidiyor. İlk başta K'nın L'ye göre hızı demiş. Bağıl hızı bulurken kim bakıyorsa, kime göreyse onun hızını çıkartıyoruz. K'nın L'ye göre demek ki L bakıyor. Yani K'nın hızından L'nin hızını çıkartacağız. Çıkartalım. K'nın hızı bu tarafa doğru 2 ve L'nin hızı da artı yönde V idi. Çıkardığımız için ters çevirip getiriyoruz. Bileşkemiz artı yönde V. Buna artı yöndeki V'ye doğu yönünde 10 metre bölü saniye demiş soruda. Peki M'nin K'ya göre bu sefer ne yapacağız? Bağıl hızı bulmak için K'ya göre dediği için M'nin hızından K'nın hızını çıkartacağız. M'nin hızı nasıl arkadaşlar? Eksi V. K'nın hızını çıkardığımız için ters çevirip getiriyoruz. Eksi 2 V. Bileşkesi eksi yönde 3 V olmuş oldu. Artı yön doğu olduğuna göre eksi yön batı yönünde. Ve 10 metre bölü saniye olduğuna göre 3 V de 30 metre bölü saniye bulunur. Nehir sorusu çözüyoruz. Suya göre hızları şekildeki gibi olan KL motorları için yargılarından hangileri doğrudur? Birincisi yere göre hız büyüklükleri eşittir. Yere göre demek yerden bakan gözlemciye göre demek. Yerden bakan durgun gözlemci hem bu motorların hızını görür hem de akıntının sürüklemesini görür. O yüzden bileşkesini almamız gerekir. Suya göre hızlarına akıntı hızını ilave ediyorum. K'nın yere göre hızı bu. L'ye de ilave edelim. L'nin yere göre hızı da bu. Bakın ikisi de kök 5 birimi kök 5 birim. Dolayısıyla hız büyüklükleri eşit. L'nin karşı kıyıya çıkma süresi K'nın 2 katıdır. Karşı kıyıya çıkma süresini bulurken her ikisi için de nehir genişliği eşit. Nehir genişliğinin doğrultusundaki hızları almam gerekir. K'nın bu doğrultudaki hızı 2V iken L'nin bu doğrultudaki hızının bileşeni 1v'dir. Çünkü burasının y eksenindeki bileşeni 1. Hızı büyük olan daha kısa sürede karşıya çıkacak. Yani K'nın karşıya çıkma süresi K için K'nın d'nin doğrultusundaki hızı 2v olduğu için süresi t ise L'nin d doğrultusundaki hızı v olduğu için süresi 2t olacaktır. L'nin karşı kıyıya çıkma süresi K'nın iki katıdır. Doğru. Karşı kıyıya çıktıkları noktaları bulalım. K'nın suya göre hızını akıntı hızını ilave ettiğimizde yere göre hızını bulmuştuk. Devam ettirdiğimizde K M'den çıkıyor. L'ye de akıntı hızı ilave edildiğinde yere göre hızını devam ettirdiğimizde L de T'den çıkar. Dolayısıyla üç öncülümüz de doğrudur. Evet, baş, nehir soruları ile ilgili başka bir örnek yapıyoruz. Suya göre hızları şekildeki gibi olan motorların karşı kıyıya çıktıkları noktaların arasındaki uzaklık kaç metredir? Öncelikle hızı 10 metre bölü saniye olan motorun hızını bileşenlerine ayıralım. Bir y eksenindeki bir de x eksenindeki hızını bulacağız. Burası 10 çarpı sinüs 53 0,8'den 8 metre bölü saniye. Burası da kosinüs 53 açının komşusu olduğu için 6 metre bölü saniye. Ya da büyük açının karşısı büyük olan 8, küçük açının karşısı küçük olan 6. Şimdi buna x diyeyim, bu motora da y diyelim. y için sabit hızlı hareketli x eşit v çarpı t'dir. Bu sorularda şu çok önemli arkadaşlar. Her yolun doğrultusundaki hızı alıyoruz. Y motorunun 120 metrenin doğrultusundaki hızı 8 metre bölü saniye. O yüzden 120 eşit 8 çarpı karşı kıyıya geçme süresi T. T süresi buradan 15 saniye bulunur. Sonra suya göre hızına akıntı hızı 2 metre bölü saniyeyi ilave ediyoruz. Suya göre hızını akıntı hızını ilave edince O'dan L noktasına çıkacak. OL mesafesi ise bu uzunluğun doğrultusunda kendi hızının bileşeni 6 var. Bir de aynı yönde akıntı hızı 2 var. Aynı yönde oldukları için topluyoruz. 6 artı 2 çarpı karşı kıyıya çıkma süresini de 15 saniye bulmuştuk. O zaman OL mesafesi buradan 120 metre bulunur. Bakın OL mesafesini bulurken bu doğrultudaki hızları alıyoruz. Kendi hızının bileşeni 6 var. Akıntı hızı 2 var. Aynı yönlü olduğu için topladık. Peki burayı bulduk. Burası 120 metre. X'e bakalım. Kendi hızının bileşenlerini ayıralım. Bu bileşen 20 çarpı sinüs 37 0.6 ile çarpınca 12. Bu bileşense, 20 çarpı kosinüs 37 0,8 ile çarpınca 16 metre bölü saniye. D'nin doğrultusundaki hızı kaç arkadaşlar? 12. Şimdi de x hareketlisi için yapıyorum. Sabit hızlı hareketli x eşit v çarpı t. D mesafesi 120 metre. Bu doğrultudaki hızı 12 çarpı karşı kıyıya geçme süresi 10 saniye. Peki. Şimdi suya göre hızına akıntı hızını ilave ettiğimizde motor K noktasından gelip buradaki M'ye çıkacak. M o mesafesini bulmak için bu doğrultudaki uzunlukları alıyorum. Ne var? 16 metre bölü saniye var. Ters yönde 2 metre bölü saniye var. Zıt yönlü oldukları için çıkartıyoruz çarpı karşı kıyıya geçme süresi de 10 saniyeydi. O zaman MO mesafesi 14 çarpı 10'dan 140 metre. Burası da 140 metre. Karşı kıyıya çıktıkları noktalar arasındaki mesafe ML mesafesi ise 140 artı 120'den 260 metre bulunur. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi Newton'un hareket kanunları ile ilgili örnekler çözeceğiz. Sürtünmesiz düzenekte durgun özdeş cisimler F kuvveti çekilmeye başlandıktan T süre sonra cisimler arasındaki ip kopuyor. 0 2T aralığında cisimlerin hız zaman grafiği nasıl olur? Bir sisteme etki eden net kuvvet sistemin toplam kütlesi ivmesinin çarpımına eşittir. Burada sistemin ivmesi ilk durumda etki eden kuvvet F bölü toplam kütle iken İp koptuktan sonra ise artık ivmesi ne olacak? F kuvveti sadece M kütleli cisime etki edecek. F bölü M'den sadece L cisminin ivmesi 2A olacak. L cisminin ivmesi. Hız zaman grafikleri de arkadaşlar Bakın ikisi de önce aynı ivme ile hızlanıyor. İp koptuktan sonra K'ye etki eden net kuvvet sıfır olduğu için K cismi sabit hızlı hareket edecek. İp koptuktan sonra F kuvveti artık sadece L cismini etki ettiği için L cisminin ivmesi iki katına çıkacağı için daha çok hızlanacak. O yüzden hız zaman grafiği bu şekilde olur. Sürtünme katsayısının 1 bölü 7 olduğu düzenekte T gerilmesi kaç Newton'dur? Öncelikle F kuvvetini bileşenlerine ayıralım. Sinüs 37'nin karşısı küçük olan 30 Newton, 53'ün karşısı büyük olan 40 Newton'dur. 6 kilogram kütleli cismin ağırlığı 60 Newton, 4 kilogram kütleli cismin ağırlığı da 40 Newton. Sürtünme kuvveti k çarpı n. X, Y cisimlerini etki eden toplam sürtünme kuvveti K katsayısı sayısı 1 bölü 7 çarpı X'in yüzeye etkisi 40 N artı Y'nin yüzeye etkisi ise ağırlığı 60 N ama F kuvvetinin etkisi de 30 N yukarı kaldırıldığı için zemine olan etkisi 30 1 bölü 7 çarpı 70'ten sürtünme kuvveti 10 newtondur. Sistemin ivmesi. Hareket doğrultusundaki net kuvvet bölü toplam kütle. Hareket doğrultusunda sağa doğru 40 newton var. Hareketine ters yönde de sürtünme kuvvetlerinin toplamı 10 newton var. Bölü toplam kütlemiz de 10. 30 bölü 10'dan sistemin ivmesi 3 metre bölü saniye kare. Şimdi ip gerilmesini bulmak için tek cisme odaklanmam lazım. Yani x cismi üzerinden bulursak x cismine etkeden net kuvvet t eksi f sürtünme eşit. x'e etkeden net kuvveti yazdığımız için mx çarpı a t eksi Buradaki x e etkiden sürtünme kuvveti 40 çarpı 1 bölü 7'den sürtünme kuvveti kaç çıkacak arkadaşlar? 40 bölü 7 eşit. x'in kütlesi 4 çarpı sistemin ivmesi 3. T gerilmesi buradan 124 bölü 7 Newton bulunur. Evet arkadaşlar sürtünmeli yüzeyle ilgili başka örnek yapıyoruz. Yatay zeminde bulunan cisme uygulanan kuvvet ivme grafiği şekildeki gibi olduğuna göre cisim ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? Bakın uygulanan kuvvet 20 newton olana kadar cisim harekete geçememiş. 20 newtondan sonra cisim ivme kazanmış. Demek ki cisme etki eden sürtünme kuvveti 20 newton. Cismin ivmesi Cisme etkeden net kuvvet bölü kütlesi. 30 Newton'lu kuvvet uygulandığında ivmesi 2 metre bölü saniye kareymiş. Peki F kuvvetimiz 30 Newton. Sürtünme kuvvetini bulduk. 20 bölü cismin kütlesi M. Buradan M kütlesi 5 kilogram bulunur. Cisim ile zemin arasındaki sürtünme katsayısını soruyor. Sürtünme kuvveti K çarpı N. 20 eşit K çarpı yatay zeminde bulunuyor cisim. Kütlesi 5 kilogramsa zemine olan etkisi 50 newtondur. K buradan 2 bölü 5 bulunur. Sürtünme katsayısının 0,4 olduğu düzenekte ip gerilmesi T kaç newtondur? Öncelikle sisteme etkeden kuvvetleri gösteriyoruz. 7 kilogramsa ağırlığı 70 newton, 5 kilogramsa ağırlığı 50 newton. Sürtünme kuvvetinin değeri k çarpı n, k katsayısı 0.4, 5 kilogramsa ağırlığı 50 newton, sürtünme kuvveti 20 newton. Sürtünme kuvvetini yerleştirmeden önce hareket yönüne karar vermemiz lazım. Çünkü hareketine ters yönde olacak. Bu tarafa doğru 150 Newton var. Bu tarafa doğru 70. 150 büyük olduğu için sistem bu tarafa hareket ediyor. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin yönü artı x yönünde. Sistemin ivmesi. Hareket doğrultusundaki net kuvvet bölü toplam kütle. Bu tarafa doğru 150 Newton var. Harekete ters yönde 20 ve 70 var. Bunları çıkartıyorum. Sistemin ivmesi bulunurken ip gerilmesiyle ilgilenmiyorum. Sistemi bir bütün olarak düşünüyoruz. Toplam kütlede 5, 7 daha 12 kilogram. Buradan sistemin ivmesi 5 metre bölü saniye kare bulunur. Peki T'yi buradan da bulabiliriz. Aynı ipteki gerilme her yerde eşit işte olduğu için buradan da bulabiliriz. Y cisminin yukarı çıkması için t'nin 70'ten daha büyük olması gerekir. Yani t eksi 70 eşit y cismini etkeden net kuvveti yazdığımız için my çarpı a. t eksi 70 eşit y'nin kütlesi 7 kilogram, sistemin ivmesi 5, buradan t gerilmesi 105 Newton bulunur. Sürtünmesiz eğik düzlemlerde cisimlerin ivmelerinin oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, genel olarak yazdığım zaman bir cismin ağırlığı aşağı doğru mg'dir. Öyle değil mi? Bunun hareket doğrultusundaki bileşeni mg sinüs alfa. Dik bileşeni bulmama gerek yok zaten yüzeyde sürtünme yok çünkü. Hareket doğrultusundaki net kuvvet cismin kütlesiyle ivmesinin çarpımına eşit olacak. Hareket doğrultusunda net kuvvet olarak mg sinüs alfa var. m çarpı a'ya eşit m'ler birbirini götürünce cismin ivmesi g çarpı sinüs alfa bulunur. Yani başka bir kuvvet etki etmediği sürece cisim kendi ağırlığının etkisiyle aşağı iniyorsa cismin ivmesi kütlesinden bağımsızdır. İvmelerini oranlayalım. K cisminin ivmesinin L'ninkine oranı G yer çekimi ivmesi sabit. K'da eğik düzlemin yatayla yaptığı açı sinüs 53. L'de ise sinüs 37. G'ler birbirini götürdü. Bu oranda 4 bölü 3 bulunur. Evet sürtünmeli eğik düzlemle ilgili örnek yapıyoruz arkadaşlar. Sürtünme katsayısının 0,5 olduğu düzenekte ilk gerilmesi T kaç Newton'dur? Ben çözmeden önce videoyu durdurup kendiniz çözerseniz daha iyi olur. Öncelikle etki eden kuvvetleri gösteriyoruz. 10 kilogram kütleli cismin ağırlığı 100 N. 5 kilogram kütleli cismin ağırlığı 50 N. Bileşenlerini ayırırken burası 50 çarpı sinüs 53. 08 ile çarpınca 40 newton bulunur. Burayı bulurken de kosinüs 53 ile çarpıyoruz. 30 newton bulunur. 100 newton, 40 newton'dan büyük olduğu için sistem bu tarafa doğru hareket ediyor. Bu cisim yukarı çıktığına göre sürtünme kuvveti harekete ters yönde olacak. Sürtünme kuvveti k çarpı n. K katsayısı 0,5'miş. miş çarpı Yüzey etkeden dik kuvvet 30. Buradan sürtünme kuvveti 15 Newton bulunur. Sistemin ivmesini bulalım. Hareket doğrultusundaki net kuvvet bölü toplam kütle. Bu tarafa doğru 100 var. Hareketine ters yönde ağırlığının bileşeni 40 Newton'la sürtünme kuvveti 15 var. Topladığımızda 55 yapıyor. Toplam kütle de 15. Sistemin ivmesi 45 bölü 15'ten 3 metre bölü saniye kare bulunur. İp gerilmesini bulalım. K cismine etkeden net kuvvet 100 eksi t eşit. K'nın kütlesi çarpı ivmesi a. K'nın kütlesi 10 kilogram, ivmesi 3, t gerilmesi 100'den 30'u çıkarınca 70 newton bulunur. Evet şimdi arkadaşlar eylemsizlik kuvveti ile ilgili sorular çözeceğiz. İvmeli hareket yapan cismin içinde ya da üzerinde bulunan cisme kendi durumunu korumak istediği için eylemsizlik kuvveti etki eder. Eylemsizlik kuvvetinin yönü hızlanan hareketlerde harekete ters yönde, yavaşlayan hareketlerde ise hareketle aynı yöndedir. Asansör tavanına iple bağlanmış olan m kütleli cisim dengedeyken ip gerilmesi T'nin artması için kendi ağırlığı var mg bir de ipin gerilmesinin artması için eylemsizlik kuvvetinin yönünün aşağı doğru olması lazım. Eylemsizlik kuvveti cismin kendi kütlesiyle içerisinde bulunduğu sistemin ivmesinin çarpımıdır. Şimdi asansör birinci öncül Asansör bir yönünde A ivmesi ile hızlanmalı. Bir yönünde hızlanan hareket yapıyorsa hızlanan hareketlerde harekete ters yönde eylemsizi kuvvet etkileyeceği için aşağı yönde olur. Birincisi var. İkinci öncül. Asansör iki yönünde A ivmesi ile yavaşlamalı. Yavaşlayan hareketlerde hareketle aynı yönde eylemsizi kuvvet etkiler iki yönünde hareket ediyorsa eylemsizlik kuvveti de iki yönünde olacak. Bu da oldu. Üçüncüsü asansör bir yönünde sabit hızlı hareket etmeli olmaz. Çünkü cisim sabit hızlı hareket ederken eylemsizlik kuvveti etki etmez. Dolayısıyla ipteki gerilme değişmeyeceği için cevap 1 ve 2. Evet arkadaşlar yine eylemsizlik kuvveti ile ilgili soru çözüyoruz. Araç ok yönünde a ivmesi ile hızlanırken m kütleli cisim şekildeki gibi dengeye gelmiştir. Alfa açısının artması için niceliklerinden hangileri artırılmalıdır? Cisme iki tane kuvvet etki ediyor. Birisi aşağı doğru ağırlığı mg, ivmeli hareket yapan aracın içinde bulunduğu için eylemsizlik kuvveti de kendi kütlesiyle ivmesinin çarpımı Uzattığımız zaman ipin doğrultusunu buradaki açı alfa. Tanjant açının karşısı bölü komşusu olduğu için m çarpı a komşusu da m çarpı g. M'ler birbirini götürünce alfa açısının artması için a ivmesi artırılmalı. G azaltılmalıdır. Kütleden de bağımsız olduğu için cevap yalnız 2 bulunur. Evet arkadaşlar şimdi bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili örnekler çözeceğiz. Hız zaman grafiği verilen hareketli için hareketlinin birinci ve üçüncü aralıklarında ivmesi eşittir. Arkadaşlar ivme neydi? Birim zamandaki hızdaki değişim. Son hızdan ilk hızı çıkartıp zamana bölüyoruz. Ve ivme vektörel büyüklüktür. Yönü önemlidir. Şimdi bakın birinci ve üçüncü aralıkta ivmeleri eşit değil. İvmelerinin büyüklükleri eşit ama ivmeleri eşit değil. Çünkü birinde son hız v'den sıfırı çıkarınca artı v bölü zaman olurken burada sıfırdan v'yi çıkartınca eksi v olmuş oluyor. Zaten şöyle de bir kolaylık var. Hız zaman grafiğinden ivme zaman grafiğine geçerken grafik yukarı doğruysa ivme artı yöndedir. Grafik aşağı doğru ise ivme eksi yöndedir. Son hızdan ilk hızı çıkardığımızda çünkü sonuç eksi gelir. Hareketli t anında yön değiştirmiştir. Bu doğru. Hız zaman grafiğinde grafik zaman ekseninin üzerindeyken hareketli artı yönde gider. Zaman ekseninin altında olduğunda ise eksi yönde gider. Dolayısıyla t anında yön değiştirmiştir. Hareketlinin dördüncü aralıkta ivmesi ile hızı aynı yönlüdür. Dördüncü aralıkta eksi yönde hızlanıyor. Hızlanan hareketlerde her zaman hız ile ivme aynı yönlüdür. Çünkü hem ivme eksi yönde hem de hız eksi yönde. Beşincisi hareketlinin birinci ve beşinci aralıklarda ivmesi eşittir. Bakın ikisi de yukarı doğru. Bunların eğimleri aynı. Son hızdan ilk hızı çıkarttığımızda burada da artı v veriyor. Burada da artı v veriyor. Süreler de eşit olduğu için ivmeleri eşit. Her ikisi de yukarı doğru olduğu için cevap 2, 3 ve 4 bulunur. Evet. Başka örnek. T eşit 0 anında x eşit 0 konumunda olan k ve l hareketlerinden k'nın 0 t aralığında aldığı yol x ise yani şu alanı x diyor. 4 t anında aralarındaki uzaklık kaç x'tir? Hız zaman grafiğinin altındaki alan alınan yolu verir. Çünkü bu alanı bulmak için v ile t'yi çarpıyoruz. v çarpı t de x'i verir. Peki. Peki. Şimdi hız zaman grafiğinde zaman ekseninin üzerinde olduğunda artı yönde, zaman ekseninin altında olduğunda eksi yönde gittiği için şu artı x ile eksi x birbirini götürdüğü için hesaplamama gerek yok. Bu alan x kadarsa bu alan onun iki katı olduğu için 2x. Yani k artı yönde 3x gitmiş. L ise bakalım Önce artı yönde gitmiş, sonra eksi yönde gitmiş. İkisi birbirini götürdü. Bu alan 2x'i aynı şekilde burası da 2x, burası da x. Yalnız zaman ekseninin altında olduğu için L ne yapıyor? Eksi yönde gidiyor. Bunlar eksi. Dolayısıyla L'nin aldığı yolda eksi yönde 3x 4t anında aralarındaki uzaklık 6x'tir. Evet arkadaşlar t eşit 0 anında x eşit 0 konumunda olan hareketli durgun halden harekete geçiyor. Hareketlinin ivme zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre hız zaman ve konum zaman grafiğini çizin. İvme zaman grafiğinin altındaki alanı bulurken a ile t'yi çarpıyoruz. a ile t'nin çarpımı da neyi verir? Hızdaki değişimi verir. 10 çarpı 2'den 20. Burası 5, burası 2 olduğu için 10. Burası eksi 5 2'den eksi 10. Hız-zaman grafiğini çizelim. Evet, hız-zaman grafiği bu şekilde olacak arkadaşlar. İlk başta hızı 20 artmış. Durgun halden harekete başladığı için 0'dan başlattık, 20 arttı. İvme 0 olduğu için hızdaki değişim 0, sabit hızlı hareket ediyor. Sonra hızı 10 arttığı için 20'den 30'a geldi. Bakın grafikler yukarı doğru olduğu için 0, 2 ve 4, 6 arasında ivmeler de yukarıda. Aşağıda eksi bölgede olduğu için hız artık aşağı doğru olacak. Hızı 10 azalınca tekrardan 20'ye gelmiş. Peki konum zaman grafiğini çizmek için Hız zaman grafiğinin altındaki alanı bulurken de ne yapıyoruz? V ile T'yi çarpıyoruz. V ile T'nin çarpımı da X eşit. V çarpı T. Alınan yol süratle zamanın çarpımına eşittir. Şimdi de altındaki alanları bulalım. Evet altındaki alanlar üçgeninki 20 çarpı 2 42'ye bölünce 20. Buralar 2 katı. Buradaki üçgen ise 10 çarpı 2, 20, 2 bölüyoruz 10. Burası da 10. Şimdi buna göre konum zaman grafiğini çizeceğiz. Evet arkadaşlar konum zaman grafiği de bu şekilde olacak. Bakın hızlandıkça konumda da x ekseninde önce az sonra daha çok yukarı çıkıyor. Sabit hızlı hareket ettiği zaman konumu düzgün artıyor. Yine hızlandığı için Önce az sonra x ekseninde daha çok yukarı çıkıyor. Burada yavaşlayan hareket yaptığı içinse önce çok sonra az çıkıyor parabolik. İlk başta 20 metre yol almıştı. ikinci saniyede 20. 40 metre daha gidince 40 ilave edince 4. saniyede 60'a. 50 metre daha yol aldığı için 6. saniyede 110'a. 50 metre daha yol alınca da 8. saniyede 160. metreye geldi. Evet arkadaşlar. İvmeli hareketle ilgili son bir örnek yapıyoruz. Doğrusal yolda durmakta olan K aracı ile 40 metre böl saniye sabit hızla hareket etmekte olan L aracının T eşit 0 anındaki konumları şekildeki gibidir. Aralarında 40 metre var. T eşit 0 anından itibaren K aracı 5 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanmaya başlıyor. K aracı L'ye yetişene kadar araçlar arasındaki uzaklık en fazla kaç metre olur? K ile L arasındaki uzaklık tam K'nın hızı 40 metre bölü saniye olduğu anda maksimum olur arkadaşlar. Çünkü K arkadan geliyor ve L'ye yetişecek düzgün hızlanan hareket yapıyor. Hızı 40'tan daha fazla olduğu anda arayı kapatmaya başlayacak. Hızı 40 olana kadar L'nin hızı K'dan büyük olduğu için zaten önde bir de hızı da büyük olduğu için arayı açmaya devam eder. Yani biz K'nın hızının 40 metre bölü saniye olduğu anı bulmaya çalışacağız. Hızdaki değişim ivme çarpı zaman. K'nın hızının 0'dan 40'a çıkmasını istiyoruz. K aracı 5 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanan hareket yapıyormuş. Demek ki 8 saniyede aralarındaki uzaklık maksimum olacak. L'nin aldığı yol 8 saniyede sabit hızlı hareket yapacağı için x eşit v çarpı t'den hızı 40. 8 saniyede 320 metrelik yol alacak. K'nın aldığı yolsa bu ivmeli hareket yapıyor. X eşit. V0 t artı 1 bölü 2 a t kare ama ilk hızı 0 olduğu için 1 bölü 2 a t kare. 1 bölü 2 çarpı ivmesi ne kadar? 5. Kaç saniyede? 8. 8'in karesi. K'nın aldığı yol 160 metre bulunur. L'nin aldığı yolda 320 metre. Peki o zaman en fazla aralarındaki uzaklık zaten 40 metre vardı. L hareketlisi 320 metre yol aldı. E K'da 160 metreyi kapattı. Aralarındaki maksimum uzaklık 200 metre bulunur. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yazınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.